Sevgili izleyenler, İstanbul Gazi Osman Paşa'dayız. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı adaylarının kim olduğunu sorduğumuz kesintisiz bir anket yapacağız. Videoyu izleyip beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Haydi başlayalım. Merhabalar abi, sizinle başlayalım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Peki. Vatandaşlar her zaman konuşmak istemeyebiliyorlar tabii ki. Fikirlerini beyan etmeyebiliyorlar. Amca size soralım. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? O bende kalsın abi ya. Seçim anketi yapıyoruz ama burada. Hani bir isim söylerseniz bizim için de çok iyi olur. CHP'dir abi. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Evet. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Neden? Ya şimdiki bir şey konuşamayacağım. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Çok sağ olun. Aslında 2018 seçimlerinde %59 gibi bir oyla kazanmıştı Cumhur İttifakı burada. Milliyetçi Hareket Partisi %8 ve kalan kesimde AK Parti tarafından gelmişti. Size soralım amca, merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Cumhurbaşkanı adayım CHP. Başka CHP. Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Evet. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Doğuştan Kılıçdaroğlu, CHP'liyim, Halk Partiliyim. Daha ne söyleyeyim? Peki düzeltir mi Kılıçdaroğlu gelse? Ne demek düzeltir mi? Bu mevcut gidişatı. Hırsız olmayacağız her şeyden önce. Hırsız olmayacağız yani. Güveniyor muyuz? Herkese eşit paylaşım istiyoruz. Güveniyor musunuz demek ne demek? Ben CHP'liyim, üyeyim. Peki. Daha ne söyleyeyim? Peki. Yani teşekkür ederim. AK Parti'nin yanından geçmem. Geçmez CHP, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Buyurun gelin. Bir AK Parti'ye gideyim, bir de CHP'ye gelin. Peki. Daha ne söyleyeyim? Hırsızlık yok yani. Anla açık. Peki. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir genç olarak size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Abi hem sosyal medyada çok büyük şey var. Hem son zamanlarda ülkenin bulunduğu durumdan dolayı gençler Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyor. Şu anda Z kuşağının bulunduğu popülasyon da ülkedeki diğer popülasyon oranla daha yüksek. Dolayısıyla ben Muharrem İnce'nin kazanacağını düşünüyorum. Benim Cumhurbaşkanı adayım Muharrem İnce. Peki senin bir genç olarak bir siyasi liderden beklentin nedir? Eğitim alanında ıslahatlar yapması, eğitim alanında yenilikler yapması benim en temel isteğimdir tabii ki de. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, gençlerde Muharrem İnce'yi sık sık duyuyoruz. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu desem? Dürüst adam olduğu için. Güveniyorsunuz. Tabii tabii. Halktan birisi çünkü. Yaşantısı da öyle. Onun için. Yani bugün görüyoruz kliplerde, hanımına bile evde ya insanlar yani halk gibi davranıyor. Onun için. Yani vatandaşın yaşam biçimini yansıtıyor mu demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Aynen dediğiniz gibi. Doğru. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size soralım abla. Aynen devam. Peki teşekkürler. Aslında Kılıçdaroğlu'nu sorduğumuz zaman vatandaşların hep güvenilir yanıtını alıyoruz. Bu da enteresan bir istatistik. Merhaba, size soralım amca. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Seçim anketi yapıyoruz. Vallahi ben Ecevitçiyim ben. CHP benim adayım. Ama belli olmaz. Fikrim her an değişebilir. Kararsızız. Kararsızım. Peki neden kararsızız? Neden Kılıçdaroğlu, net bir şekilde Kılıçdaroğlu değil? 6-7 kişi var. Bilmiyorum hani ne olacağını. Kısmet diyorum yani. Peki. Bakalım. Şans. Teşekkür ederim. Eyvallah. Merhabalar abi, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kararsızım. Kararsız. Peki teşekkürler. Şimdi genç popülasyonun Muharrem İnce demesi aslında beklendik bir durum. Sosyal medyanın da biraz daha da hani gazını da alıyorlar. Merhabalar abi, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Artık değişim şart. Değişim şart. Yeter. Peki. Teşekkür ederim. Merhabalar, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam? Ben sağ görüşlü bir insanım zaten. Onun yaptığı icraatları, efendime söyleyeyim, ülkenin içerisindeki şu anki sıkıntılı durumu onun düzeltebileceğine inanıyorum. Ayrıca şu anda depremzedeler için oy kullanmak istiyorum. Çünkü TOKİ'nin çalışmaları ancak bu iktidarla düzelir diye açıkçası depremzedeler için de ona oy vermek istiyorum. Durum bundan ibaret. Peki düzeltebileceğine inandığım için diyorsunuz. Durumun bu seviyelere gelmesinin sorumluluğu sizce kimdedir? Tabii ki dünyadaki ekonomik krizin etkisi var, pandeminin sıkıntısı var. Ya biraz akıllı olmak lazım. 20 yıldır bu ülkeyi yöneten adam son 2 yıldır sıkıntı varsa her şeyi bu adama da bağlamamak lazım. Tabii ki onun da eksikleri vardır. İnsanın olduğu yerde hata vardır. O da hata yapmıştır ama bence şu anda Türkiye'yi yönetebilecek tek adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Peki. Çok teşekkürler, sağ olun. Gençler size soralım. Sormayalım. Ablacığım merhaba, size sorsak. Çok kısa bir anket. Peki, geçmiş olsun diyeyim. Sağ olun. Mesela abiye soralım. Abi merhaba, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorsam. Tayyip Erdoğan. Peki neden Tayyip Erdoğan? Çok kısa alsam. Ya şeyin cevabı ortada. Adamın yaptıkları var bugüne kadar. Yani yapılmayanları yaptı. 80 Atatürk öldükten sonra Cumhuriyet tarihine gelmiş en güzel insan. En güzel Cumhurbaşkanı. Yani her şeyi engellemişler zamanında, baksana. Amerika'nın kuklası olmuşlar, Batı'nın kuklası olmuşlar. Ben yurt dışında yaşayan bir insanım. Batı'nın nasıl olduğunu çok iyi bilen bir insanım. Nerede yaşıyorsunuz abi? İngiltere'de. Peki, İngiltere'de Türkiye'ye kıyasladığınız zaman durumlar nasıl? Burası çok güzel gözüküyor. Gelecek Türkiye, ben size o kadar söyleyeyim. Peki. Teşekkür ederim, ağzına sağlık. Türkiye'de her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar. Avrupa var ya, çöküyor. Orada son benim tespit ettiğim 15-20 yıldır akıl tutulması yaşanıyor. Çünkü onların hepsinin ipi Türkiye'nin elinde. Artık insanlarımız da farkına vardı bazı gerçeklerin. Onun için Tayyip Erdoğan'ın peşinden ayrılmak insanın kendi kendine yapabileceği en büyük hata olur. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendi kendine yapabileceği en büyük hata olur. Tayyip Erdoğan. İlle de o. Teşekkür ederim. Merhabalar, size soralım abi. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Benim Cumhurbaşkanı adayım Muhammet Ali Fatih Erbakan. Peki neden Fatih Erbakan diye sorsam? Çünkü ona güveniyorum. Yani sadece güven meselesi de değil. Söylemleri, ondan sonra işte eşcinsel karşıtı olması, eşcinsel örgütlerin Türk gençleri üzerindeki yaptığı tahribattan bahsedebilen bir politikacı olmasından dolayı onu tercih ediyorum. Peki bu söylediğiniz kriterler toplumun bir kesimini dışlamak olmuyor mu sizce? Şimdi şöyle, toplumun bir kesimini dışlamak değil. Hayır, değil. Şöyle ki, aslında eşcinsel örgütlerin amacı herhangi bir topluluğun sözcülüğünü yapmak değil. Daha doğrusu bir ifsat projesi, yani bozma projesi. Bu sıra, yani bunu söylerken ben hani eşcinsel eğilimleri olan vatandaşlar ya da eşcinsel olarak kendini tanımlayan vatandaşlarla herhangi bir derdimiz yok bizim. Hani bunu söylerken bizim asıl söylemek istediğimiz, bunu bir reklam aracı yapmaları, bunu bir politika olarak kabul etmeleri. Hani bunlara karşıyız. Yoksa vatandaş hani özel hayatında ne yaşıyor, onu bizim zaten bilme imkanımız yok. Peki son olarak şunu sorsam, neden AK Parti değil? Çünkü kendisi de aynı ideolojiyi taşıyan bir siyasi parti, muhafazakar tabanı temsil eden, söylediğiniz gibi eşcinsel karşıt örgütlere, eşcinselliği savunan örgütlere karşıt olan bir siyasi ideolojiye sahip. Neden Erdoğan değil de Erbakan? Şimdi sesim çıkacak mı? Ezan. Evet. Neden Erdoğan değil? Erdoğan'dan dolayı değil aslında. Erdoğan'ın çevresine kümelenmiş olan bir takım menfaat grupları, işte bazı muhalifler bunlara beşli çete diyor. Beşli çeteden daha fazlası bunlar. Yani bunun etrafındaki o yapılardan dolayı, yani sanırım artık ya bir de şöyle bir şey, hani siyasette olsun, hayatta olsun, insan ne zaman geri çekilmesi gerektiğini artık kararını vermesi gerekiyor. Yani 20 yıldır hizmet etti. Hani şunu tavsiye edebilirim, tabii ki ben benden tabii ki tavsiye alacak değil de, hani şunu artık emekliliğin tadını çıkarmasını bir vatandaş olarak hani isterim torunlarıyla daha fazla vakit geçirsin. Yani zaman zaman onu görüyoruz, torunlarına işte Kur'an öğretiyor falan. Hani o torunlarına daha fazla vakit ayırırsın. Yani sonuçta daha gençlere bıraksın artık. Hani böyle hayatın kuralı bu şekilde. Hani babadan oğula nasıl devam ediyor hayat? Bu şekilde hani. O, öyle diyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne zaman çıkar? Çıkar mı bilmiyorum benim söylediğim. Tabii hepsi çıkacak. YouTube Medyali TV. Çünkü aklımda tutamayabilirim. Bize bir keselim, Sela okunuyor. Sevgili izleyenler, Sela nedeniyle kısa bir ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi hemen kesintisiz bir şekilde devam edelim. Merhabalar efendim. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu diye sorsam? Ya ülkenin şu anda yani pahalılıktan kavruluyoruz. Emekliyim. 7.400 lira maaş alıyorum. Bana 100 lira şu anda zam vermiş. Yani ben şu anda 10.000 lira kira veriyorum. 2.500 lira harçlığım var. 1 kilo et olmuş 350 lira. 1 kilo peynir 300 lira. Daha neyi anlatayım ya? Ülke bırakmış ya. Bıktık bunlardan ya. 20 yıldır yeter, gitsinler artık ya. Peki Kılıçdaroğlu gelse düzeltebilecek mi sizce? Şu anda parayı bitirmişler. Yemişler. Kılıçdaroğlu gelirse Kılıçdaroğlu batır diyecekler. Aynen böyle diyecekler. SGK'yı kim batırdı? Kılıçdaroğlu. Şirinki açık daha çok ama. Şirinki açık Kılıçdaroğlu'ndan daha da çok. Kılıçdaroğlu batır diyorlar ya. Şu anda açık daha da büyük. Neymiş? Reismiş. Ya bırakın bu palavraları ya. Bırakın bu üç kağıdı ya. Şu anda ülke batmış. Peki. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Merhaba ablacığım, size sorsak. Peki teşekkürler. Amca merhaba, size sorsak. Seçim anketi yapıyoruz da Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Ben bu değişiklik istiyorum. Onun için adayı sormanına gerek yok. Peki bir isim alsam? İsim söylemiyorum. Ben bu değişikliği istiyorum. Peki, yani bugünkü değişiklik kararsız değilim. Çok kararlıyım. Kimde kararlısın amca? Çok kararlı. Kimden yana olduğunu bıraksan. Bak burada bir sürü Cumhurbaşkanı adayı var. Bugünkü idarenin dışında hepsi benim adayım. Peki, teşekkür ederim amca, sağ olasın, ağzına sağlık. Efendim size soralım, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Evet, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan diye sorsam? Var mı başka seçenek abi? Karşısında 4 aday var. Ya hiçbiri palyonço masası gibi oldular, hiçbirine güven olmaz. Bunlar başa geldiği zaman ülkeyi bölük böltük satarlar abi. Peki, çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Yanlış anlama, ülkücüyüz yani ha? Ama hiç fark etmez. Size sorsak, sormayalım. Amcam çok güzel güldü. Vallahi sana soracağım amca. Abi güzel. Sen de güzelsin. Cumhurbaşkanı adayın kim? Kim olacak abi? Tayyip'ten başka kim var abi? Peki neden Tayyip Erdoğan desem? Abi şu an Tayyip'ten başka kimse yok. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor, altı masal diyor. Şimdi o geldiği zaman yarın memleketi altıya bölecekler. Daha fazlasını bölecekler. Şimdi HDP'den işbirliği yapıyorlar. HDP yarın Öcalan çıkaracaklar. Başımıza dikecekler. Ondan sonra memleketin ağzına alacaklar. O yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan abi. Peki, şimdi bir tarafta altılı masa var, diğer tarafta da baktığımız zaman dörtlü masa var aslında. Bir tarafta HDP var, diğer tarafta da Hüdapar var. Bu çelişki sizi bir karar verme konusunda bir çıkmaza düşürüyor mu? İlla ki düşürüyor. Çünkü HDP'nin olduğu yer abi PKK olduğu için yani. HDP'nin olduğu yerde yani ülke devamı kaosudur yani. İş işten çıkılmaz bir şekilde bu yani. Gene de AK Parti yani Erdoğan. Sonuçta ha diyeceksin ki Erdoğan'dan başka kimse var ama şu an yani ülkeyi en şey eden o adam yani. Başka yok yani. Peki. Teşekkür ederim, ağzına sağlık. Size soralım abi, merhaba. Size sorsam. Şimdi Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorsam ne dersiniz? Abim ben şöyle söyleyeyim. 58'de İstanbul'a geldim. Ne çektiğimizi biz biliyoruz. Ne elektrik ne su. 70'te dükkan açtım. Sabah saat 8'de kesilirdi, gece saat 11'e kadar ceyran yoktu. Ondan sonra su zaten hiç yoktu. Bunu da söyleyeyim size. Yani gelmiş geçmiş kaç tane hükümet gördüm. Ben Tayyip'ten başkasını, beni ipe takacaklar, Tayyip Erdoğan'dır. Başkasını tanımam yani. Siz tutarsınız tutmazsınız bilmiyorum. Gençsiniz daha bilmezsiniz. Teşekkür ederim. Amca sana sorduk, son bir kere daha söyle. Önceki seneler biz yaşadık onları, biliyor musun? Hastanede sabah arada beklediğimiz günleri. Şimdi de hastanelerde randevu bulamıyorlar. Öyle diyorlar. Ben de arıyorum, evet, randevu yok diyorum ama onda bir sıkıntı varmış. Herhalde doktor eksikliğim varmış. Efendime söyleyeyim, bu depremlerim artık nedense ondan bir sıkıntılı var da. Ama daha önce ben biliyorum, ben tırnak çektirmeye gittim sabah saat 1'inde gecesinde. Sabaha kadar sıra bekledim ben. O günü biz unutmadık yani. O daha geri gelmesini istemiyoruz biz. Şu an herkes rahat, iyi. Ama belki sıkıntı var, ekonomik belki bozuk olabilir, şey bozuk ama ya herkes rahat. Ha bir de şu var, git abicim şu mahalle, market, şeyler dolaş, mağaza hepsi dolu abicim, tıklım. Yiyecek hepsi dolu. Yani diyorlar ya iş gücü yok diye bir şey yok. Herkesin parası var, var yani. Çünkü her yer dolu. O yüzden her şey sağlıklı. Teşekkür ederim. Sen bir şeyler diyecektin. Bir de şunu söyleyeyim. Ben aşağı yukarı 78 senelerinde falan bir oğlum var. Yani 11 yaşında Gerar Paşa Hastanesi'ne götürdüm gittim. Kapısında bekliyoruz ya. Çocuk doktoru çıktı dedi ki Allah'ın oğlu olsa dedi. Allah'ın oğlu olsa dedi. Vallahi bakmam dedi. Anladın mı? Bu beni öyle bir etkiledi ki Allah esirgesin. Evlat ya. Siz Tayyip Erdoğan diyorsunuz. Ben öldüm. Peki, çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorsam kim dersiniz? Sence kim olabilir? Ben soruyorum. Baba. Baba kim? Her zaman yiğit. Tayyip Baba. Peki. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Adamın dibi. Seviyoruz adamı. Adamın hiçbir şey yaptığını seviyoruz yani adamı. Adamda bir sıkıntı yok yani. Bizim babamız, başkanımız bizim. O ne derse o. Peki. Vurun diyecek, vuracağız. Çıkın diyecek, çıkacağız. O bizim babamız, atamız yani. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Ablacığım size sorsak. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorsak. Söyleyin ya. Bakmayın. Merhabalar abi, size sorsak. Allah kabul etsin. Merhaba abla, size sorsak çok kısa seçim anketi yapıyoruz. Ah peki, teşekkürler. Abi size sorsak Cumhurbaşkanı adayınız kim desek? Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Çok kısaca alsam. Onu çok seviyoruz ondan. Peki teşekkür ederim. Merhabalar. Vallahi bu kalabalık beni çekti. Şöyle sağ baştan sorsam cevap verir miyiz? Teşekkür ederim. Yani Cumhurbaşkanı adayınız kim? Seçim anketi yapıyoruz sadece. Herkesin belli aynı. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Amca size sorsak. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye desek. Valla bir tanesine de tercihim yok ama ben HDP'liyim hemşerim. Selahattin Demirtaş'ıdır. Peki aday çıkarmadı HDP biliyorsunuz. Nereyi tercih ederse. Peki AK Parti işaret ederse oy verir misiniz? Hayata vermem. Vermezsiniz. Peki bu bir seçim anketi olacak. İsim olarak alsam oyunu kime kullanırsın? İşte diyorum ya, Selahattin Demirtaş bizi nereye yönlendirse oradayız. Tamam. Teşekkür ederim amca. Evet, teşekkür ederim. Size soralım abi. Teşekkür ederim. Peki. Kolay gelsin. Aslında HDP'lilerde de şu çok sık rastladığımız bir şey. Selahattin Demirtaş kimi işaret ederse ona oy vereceğiz diyorlar. Bu herkesin hemfikir olduğu bir konu. Ama eğer AK Parti işaret ederse diye sorduğumuz zaman kesinlikle AK Parti'ye oy vermeyeceğiz şeklinde geliyor. HDP seçmeni için söylüyoruz bunu. Aslında burada da hani Erdoğan'ın karşısındaki adaya vereceklerini daha net ifade edebiliriz. Şurada hemen teyzelerim var, onlara sorsak. Teyzeciğim merhaba. Size sorsak. Cumhurbaşkanı adayınız kim diye sorsak. Seçim anketi. Tayyip Erdoğan. Peki neden Tayyip Erdoğan desem? Vallahi bilemiyorum, öyle işte. Bir sebebi yok mu? Sebebi yok yani, adam gibi adam. Peki, teşekkür ederim. Efendim size sorsak Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bir seçim anketi. Kararsız mı diyelim? Kararsızım evet. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, size sorsak. Merhaba. Cumhurbaşkanı adayınız kim desek? Cumhurbaşkanı adayı sizce? Ben soruyorum, ben seçim anketi yapıyorum. Selahattin Demirtaş. Peki HDP aday çıkarmadı biliyorsunuz. Oyunuzu kimden yana kullanacaksınız? Yeşil Sol Parti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir isim çıkarmayacaklarını söylediler. Bilmiyorum, benim onunla herhangi bir bilgim yok ama HDP diyorum ben. Peki ikinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan kalırsa oyunuzu kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Amca merhaba. Sana sorsam Cumhurbaşkanı adayın kim desem ne dersin? Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Erdoğan çalışıyor. Erdoğan nedir? Ben Erdoğan'ı seviyorum. Peki. Teşekkür ederim amca. Abi merhaba, size sorsak Cumhurbaşkanı adayınız kimdir desek? Vallahi şu anda yine Tayyip Erdoğan. Peki neden Tayyip Erdoğan? Ya görünen göz kılavuz istemez. Görünen göz kılavuz istemez. Her şey belli. Çalışan belli, çalışmayan belli. Var. Peki, teşekkür ederim amca. Merhabalar, size sorsak Cumhurbaşkanı adayınız kimdir desek? YouTube Medyali TV, buyurun. Atatürk'ün çocuklarıyız biz, Atatürkçüyüz. Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu desem? Görüyorsunuz, ortamı görüyorsunuz, ekonomiyi görüyorsunuz. Enflasyon yükseldi, geçim sıkıntısı, kiralar arttı, her şey arttı. Peki Kılıçdaroğlu çözebilir mi sizce? Çözer. Değişiklik olsun. Peki. Bu millet çok çekti. 3 harfli şok marketler var, BİM'ler var. Hepsini kaparsın, enflasyonu düşürsün. Ekmek olmuş 15 lira bir ekmek. Ramazan gelmiş, et fiyatları yükselmiş. Bu kadar yeter artık. 20 seneden beri yönetiyor. Hep yol yapıyor, başka bir şey yaptığı yok. O da kendine çalışıyor zaten. Peki aldığımız maaş geçim için yeterli mi? Yetersiz. Ben tek başıma geçinemiyorum. Tek başıma şu an bak 5.000 lira ev kirası veriyorum tek başıma bak. Ona göre aile ne yapsın? Bir vatandaşın evine günde 5 tane ekmek girse ayda yapacak adama 1000 lira ekmek parası. Verdiği zaman zaten gidiyor. Dün bir amca dedi ki ev fiyatlarının artmasının tek sebebi vatandaş dedi. Vatandaş da hükümette bunu ayarlatması lazım. Hükümetin sorunları bunlar. Vatandaşla alakalı değil. İyi günler. Teşekkür ederim. Size sorsak efendim Cumhurbaşkanı adayınız kimdir desek? Bir seçim anketi. Ben şu an katılmak istemiyorum. Yani. Teşekkür ederim. Merhabalar. Bir genç olarak size sorsak Cumhurbaşkanı adayınız kim desek? Yüzümüze bile bakmadınız. Ablacığım merhaba. Size sorsak seçim anketi. Yok. Size soralım abla. Merhabalar, size sorsak Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Abi merhaba. Vallahi göz göze geldiğim kafasını çeviriyor. Aha, burada bir tane abi buldum. Bence beni geri çevirmeyecek. Anneciğim merhaba. Merhaba. Size sorsam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye bir seçim anketi. Recep Tayyip Erdoğan. Peki kısaca neden Recep Tayyip Erdoğan? Beğendiğim için. Efendim size sorsak. Aynen. Aynen. Siz de Erdoğan diyorsunuz. Peki neden Erdoğan? Ne bileyim biz de onu tutuyoruz. Peki, teşekkür ederim. Yani ablacığım tutulacak adam olmadığı için. Peki teşekkürler. Size sorsak Cumhurbaşkanı adayınız kimdir desek? Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden Kılıçdaroğlu? Dürüst. Bir kere ülkenin geldiği ekonomik durumu düşündüğümüzde zaten ihtiyacımız olan şey her şeyden önce adalet. Adaletten sonra da insanların ekonomik olarak mutlu olması, refah içinde yaşaması. Artık biz bağırmayan, hakaret etmeyen, azarlamayan bir lider istiyoruz. İhtiyacımız olan tek şey bu, huzur. Teşekkür ederim. Merhabalar ablacığım, size sorsak Cumhurbaşkanı adayınız kimdir desek? Merhaba. Merhaba ablacığım, size sorsam Cumhurbaşkanı adayın kimdi desem? Bir seçim anketi yapıyoruz. Ne dersiniz? Hiç düşünmedim. Kararsız mısınız? Kararsızım. Peki yarın bir seçim olsa Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmış olsa kime verirsiniz? Tayyip'e. Erdoğan'a. Erdoğan. Peki neden Erdoğan? Bilmiyorum. Peki teşekkürler. Abi merhaba, size sorsam Cumhurbaşkanı adayınız kimdir desem? Yeniden yapalım. Size soralım. Ne soruyorsunuz abi? Merhabalar. Kolay gelsin. Sen beni cevaplamamıştın. Teşekkür ederim. Merhabalar. Cumhurbaşkanı adayınız. Almazsam sorama. Cumhurbaşkanı adayım. Evet, seçim anketi. Aziz Yıldırım baba. Merhaba abi, size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir desem? Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden Kemal Kılıçdaroğlu? Şimdi hak, hukuk, adaletten bahsediyor. Düzgün insan. Yani hakikaten halkın içinde bir insan. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu diyorum. Yani bir de değişik şart. Ülke şartları gerçekten milleti zorluyor. Şimdi yokluk ve yoksullukla umutlarıyla gelen Sayın Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor ama maalesef söyledikleri şey başta düzgündü ama son süreçte gerçekten halkın umudu olmaktan çıktı. Onun için bir değişiklik olması gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Siz daha önce Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz mi? Hayır, vermedim. Peki. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.